Yeniden merhabalar. Yine gastroenteroloji ile ilgili sorularla konuları anlamaya devam ediyoruz. 20 yaşında asemptomatik bir erkekte rutin sağlık taraması esnasında aşağıdaki laboratuvar değerleri bulunuyor. Total bilirubin 4,5, direkt bilirubin 0,2. Yani indirekt bilirubin yüksek. AST normal, ALT normal, alkalini normal. Buna göre hangisi doğrudur? İdrara baktığımızda hastada idrarda genellikle bu hasta için konuşursak bilirubin saptanmaz. B. Ultrasonografide sıklıkla safra yollarında dilatasyon vardır. Kanaliküler membran transport proteininde moleküler defek nedeniyledir. Bu hastada yıllar sonra siroz HCC gelişir. Patogenezde insülin rezistansı önemli rol oynar. Doğru şık hangisidir? Şimdi bilirubine baktığımızda bilirubin oluştuktan sonra ilk oluşan bilirubin aslında indirekt bilirubin. Buna serbest bilirubin veya ankonjüge bilirubin de deriz. Yani bizim hastamızda olan bilirubin. İndirekt bilirubinin özelliği ne? Suda çözülmez. Dolayısıyla da idrara geçmez. Dolayısıyla safra ile atılmaz. Bu bilirubin plazmada eğer %20-25'i aşarsa bebeklerde santral sinir sistemine geçebilir ve kemikleri soyulabilir. Oysa direkt bilirubin suda çözünür ve safra ile atılır. Normalde direkt bilirubin kanda çok az vardır. Safra atılımının engellendiği durumlarda kanda atılır. O zaman da intrahepatik ve veya ekstrahepatik safra yollarında da dilatasyon vardır sıklıkla. Soruya biraz daha baktığımızda indirekt bilirubin artmıştır ve idrarda bu bilirubin saptanmaz. 32 yaşında bayan bulantı kusma sağ üst kadran ağrısı nedeniyle acile başvuruyor. Asit, hastanın muayenesinde asit, hepatomegali ve trabe alanı kapalı olarak saptanıyor. Laboratuvarda AST 124, ALT 152, bilirubin 2,8. Batın BT'de asit ve hepatomegali var. Tıbbi öyküsünden 8 yıl önce postpartum derin ven trombozu geçirdiği ve bu nedenle 3 ay varfarin aldığı öğreniliyor. Sadece oral kontraseptif alan bu hasta için en olası tanı nedir? Şimdi hastada baktığımızda daha yakında asiti var, hepatomegalisi var, trabe alanı kapalı yani splenomegali de var. Yani bir portal hipertansiyonu var. Bu portal hipertansiyon yanı sıra enzimlerinde yükseklik var. Bu portal hipertansiyon yanı sıra hastada kusma, bulantı, karın ağrısının da yol açtığı bir klinikle izah edilmeli. Portal ven trombozu olabilir mi? Portal ven trombozu prehepatik portal hipertansiyonun bir nedenidir. Bu hastalarda portal tipte kolateral dolaşım ve splenomegali esas olarak görülür. Asit çok çok nadirdir. Dolayısıyla uymaz. B. Otoimmün hepatit. Hastada bir derin ven trombozuna ait bir özellik var. Hastada bulantı, kusma, karın ağrısı var. Dolayısıyla da otoimmün hepatitte buna ait bir klinik bulgu sıklıkla yoktur. Primer biliyer siroz hastada asit var, hepatomegali var, bulantı kusma var. Primer biliyer siroz daha çok kaşıntıyla kendisini gösterir. Asit ve karın ağrısı primer biliyer sirozda ancak tanısı belli olan, ancak takip edilmekte olan bir hastada olur. Yoksa böyle bir hasta ilk prezentasyonda olmaz. İdiopatik portal hipertansiyon hemen daima karaciğer fonksiyonları normaldir. Eğer siroz ortaya çıkmış ise meydana gelebilir.
Dolayısıyla idiopatik portal hipertansiyonun prezentasyonunda böyle bir durum olmaz. Cevap hepatik venöz obstrüksiyon. Aslında bunu şöyle de hatırlayabiliriz portal hipertansiyonu. Prehepatikte portal ven ve splenik ven trombozunun temel özelliği splenomegali ve kolateral dolaşımdır. Posthepatik ister intrahepatik olsun, intrahepatik post sinüzoidal olsun, isterse posthepatik ekstrahepatik bir portal hipertansiyonu olsun, bunların temel özelliği ise asit ve konjestif hepatomegalidir. Dolayısıyla tanı hepatik ven trombozu yani bacciğerdir. 32 yaşında bayan, bulantı, kusma, sağ üst kadının ağrısı nedeniyle acile başvuruyor. Asit hepatomegali travma alanı kapalı olarak saptanan bu hastanın AST'si 124, ALT'si 152, bilirubini artmış. Asit ve hepatomegalisi var. Öyküsünde derin ven trombozu var. Tanı hepatik venöz obstrüksiyon bacciğer. CT ile abdominal aortası değerlendirilmek üzere 60 yaşındaki hasta inceleniyor. Diyabeti var. Aortası normal bulunuyor. Fakat safra kesisinde çok sayıda taş ve duvarında da intramural kalsifikasyon saptanıyor. Bunların dışında herhangi bir anormalliği olmayan, karaciğer fonksiyon testleri normal olan bu hasta için ne yapalım? Şimdi burada dikkati çeken ne var? 60 yaşında ve diyabetik hasta. Dolayısıyla ileride daha ciddi morbidite sorunları ile karşı karşıya kalma olasılığı nedeniyle hastaya kolestektomi yapılmalı. Gözde bu hasta için uygun bir tedavi şekli değil. Ursodeoksikolik asit eğer opere edilemeyecek bir komorbiditesi varsa olabilir. Safra yollarını değerlendirmek, hastanın biyoşimik olarak bir anormalliği olmadığı için ELECP'ye gerek yok. Keza MRCP'ye de gerek yok. Bu nedenle de hasta kolestektomiye gitmelidir. 23 yaşında üniversite öğrencisi, iştahsızlık, yorgunluk, ishal, koyu renkte idrara çıkma yakınmaları hastaneye başvuruyor. Yakınmaları başlamadan önce, 6 hafta önce yurt dışı tatili öyküsü var. Laboratuvar testlerinde ALT'si 975, AST 855, alkalini 250, total bilirubini 7. Hemogram, PT, ÖNR ve PTT düzeyleri normal. Serolojisine baktığımızda HBsAg pozitif, anti-HBs negatif, anti-HBc total pozitif, anti-HCV negatif, anti-IgG pozitif. Hangisi doğru? Akut hepatit. Delta. Total bilirubin yüksekliği karaciğer hastalığı, siroz. Anti-HBc IgG'nin pozitifliği hasta aktif hepatit B viral ekspresyonu. Hasta geçirilmiş hepatit C. Şimdi tekrar bakalım. Oldukça yüksek. Bir defa bilinmelidir ki bu kadar enzim yüksekliklerinde mutlaka ya akut viral hepatit ya toksik hepatit ya iskemik hepatit düşünmeliyiz. Burada bir akut hepatit tablosu var. Serolojisine bakıyoruz. Hepatit B'si pozitif hastanın. O zaman hepatit B ile ilgili bunu yorumlayabiliriz. Diğer yandan anti-HCV'si negatif, hepatit C'si yok. E şıkkını ekarte edebiliriz. Anti-IgG pozitif, yani IgM değil, IgG pozitif, yani geçirmiş bağışık. Dolayısıyla A şıkkını dışlayabiliriz. Total bilirubin yüksekliği hastada karaciğer sirozunu düşündürebilir diye C şıkkı var. Hastanın CBC yani hemogramı normal, trombositleri normal. AST'ye göre ALT daha fazla artmış. Dolayısıyla kronik karaciğer hastalığına ait bir bulgu yok. Anti-HBc IgG'nin pozitifliği hastada aktif hepatit B değil,
hastada var olan bir hepatitle karşılaşmayı gösterir. Aktif hepatit B'yi, akut hepatit B'yi, anti-HBC, IgM düzeyi gösterir. Dolayısıyla cevap bu hastada muhtemelen bir delta süper enfeksiyonu olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi yüksek serum asitalbum gradiyenti bulunmaz? Yüksek serum asitalbum gradiyenti portal hipertansiyona bağlıdır. Siroz, alkolik hepatit, kardiyak asit, mix asit, batciari, portal ven trombozu, veno-oklusif hastalık bunlar da yüksek gradiyentli, serum asitalbum gradiyenti hastalarda yüksek gradiyentli asit vardır. Düşük gradiyentli asit ise periton karsinomu, periton tüberkülozu, pankreatik asit, kolagen doku hastalığı, nefrotik sendrom gibi durumlardadır. Dolayısıyla hastada periton tüberkülozu bu yüksek serum asitalbum gradiyentinin nedenini oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte değişmez? Hemoglobin, albümin, lökosit, bilirubin, fibrinojen. Şimdi gebelikte biyoşimik olarak hemoglobin, albümin, bun, ürik asit, globulin azalırken lökosit, fibrinojen, seroloplazmin, globulin, kolesterol, trigliserit, alkalen fosfataz, AFP ve safra asitleri artar. Transaminazlar, PTINR kesinlikle değişmez. Yanı sıra GGT, 500 nükleotitaz ve bilirubin değişmeyenler arasında sayılabilmekle beraber GGT gebeliğin 3. trimestrinde, total bilirubin ise 2 ile 3. trimestrinde hafif bir azalma gösterebilir. Bu nedenle de hastalarda bu soruyu cevaplarken bilirubin düzeyinin gebelikte kesinlikle değişmediğini ifade etmek doğru bir seçenek değil. Bunun yerine ALT, AST olsaydı bu soru daha doğru olurdu. TUS'ta çıkan tartışmalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi hepatik ensefalopati tedavisinde yapılmaz? Gabapentinbenzodiazepin reseptörlerinin inhibisyonu, yalancı nörotransmitterlerin azaltılması, amonyum üretim ve absorpsiyonunun azaltılması, bazal ganglionlarda çinko birikiminin azaltılması, karaciğer transplantasyonu. Soru yapılmaz şeklinde. Şimdi bakıldığında hepatik ensefalopatiyi ne presipte eder? Kanamalar, azotemi, elektrolit bozuklukları, dehidratasyon, sıvı kısıtlaması, konstipasyon, aşırı proteinli beslenme, enfeksiyonlar, akut hepatit, alkol alımı, çinko eksikliği. Şimdi burada ise çinko birikiminin azaltılması diyor. Zaten çinko eksikliği hepatik ensefalopatiyi presipte ettiği için yanı sıra diğerleri gabapentinbenzodiazepin reseptörlerinin inhibisyonu yapılmalı. Çünkü bunlar ensefalopati yapar. Nörotransmitterlerin kendisi ensefalopati yapar. Azaltılması gerekir. Doğru. Amonyum üretim ve absorpsiyonun azaltılması doğru. Hepatik ensefalopatiye yol açar. Transplantasyon tedavisinde uygulanır. Doğru. Yanlış olan çinko birikiminin azaltılması. Aşağıdakilerden hangisi primer biliyer sirozda kaşıntının tedavisine faydalı değildir? Rifampin, ursodeoksikolik asit, salazopirin, kolesteramin, ultraviyole ışık. Şimdi primer biliyer siroz, primer biliyer kolanjitli hastada ursodeoksikolik asitle tedavi edilen böylesi bir hasta kaşıntı ortaya çıktığında defa diğer olası nedenler, örneğin böbrek yetmezliği, atopik dermatit veya diğer dermatolojik hastalıkları ekarte ettikten sonra kaşıntının şiddetini belirlemeliyiz. Sonrasında hastaya ilk adımda kolestiramin verilebilir. Sonra rifampisin verilebilir. Daha sonra opioid antagonistleri, naloxan, naltrekson, nalmefan verilebilir. Serotonin antagonist, sertralin verilebilir. Daha sonra da deneysel tedaviler, fototerapi, plazma ferez, albümin diyalizi gibi. Tüm bunlara cevap vermeyenler ise karaciğer transplantasyonu yapılır. Dolayısıyla tedavide yeri olmayan şık salazopir. Aşağıdakilerden hangisi malabsorpsiyon için doğrudur?
Şimdi malabsorpsiyon testlerine baktığımızda pankreas hastalıkları aslında pankreasın egzokrin fonksiyonlarını bozarak mal dijestiyonu yol açabilir. Dolayısıyla pankreasın egzokrin fonksiyonlarının bozukluğunda steatore ortaya çıkar. Bu hastalarda deaksiloz testi normaldir. İnce bağırsak mukozal biyopsi normaldir. Vitamin B12'nin emilimi ise bazen düşük olabilir. Dolayısıyla bu gruptan, bu bilgiden hareketle şıklara baktığımızda pankreas egzokrin fonksiyonlarının bozukluğunda deaksiloz testi pankreatik egzokrin yetersizlik pozitiftir, yanlış. Ksiloz testi pankreas egzokrin yetersizliğinde değişmez. Pankreas egzokrin yetmezlikte ince bağırsak biyopsi anormaldir. Hayır, normaldir. Pankreasın egzokrin yetmezliğinde şiddetli steatore görülür. Evet, steatore görülür. Dolayısıyla diğer şıklara bakmadan cevabı E şık olarak verebiliriz. Yanı sıra şöyle hatırlarsak pankreasın egzokrin fonksiyonlarını araştırmak için ya uyarı testi, Lant testi veya sekretin kolestikinin testi yahut direkt test fekal elastaz veya indirekt yağ malabsorpsiyon veya bentromit testi yapılabilir. Dolayısıyla pankreasın egzokrin fonksiyonlarını araştıran bir testtir bentromit testi, safrasit testi değildir. Özetle karbonhidrat malabsorpsiyonu, deaksiloz testi, laktoz intoleransı, yağ malabsorpsiyonu dışkıda yağ testi, protein malabsorpsiyonu, albümin düzeyi ve alfa 1 antitripsin düzeyiyle anlayabiliriz. Sonuçta malabsorpsiyon için doğru olan egzokrin yetmezlikte şiddetli steatore görülür. Spontan bakteriyel peritonit için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Abdominal ağrı vardır, ateş vardır, mental değişiklikler olabilir. Asit içinde opsonik aktivite azalmış olabilir. Bağırsak florası ile etkileşim yoktur. Aslında sirozda spontan bakteriyel peritonit olsun, diğer bakteriyel enfeksiyonlar olsun, mekanizma bakteriyel translokasyon sonucudur. Bakteriyel translokasyon ise intestinal bakteriyel aşırı çoğalma, permeabilitede artma ve immünitenin bozulmasıyla ortaya çıkar. Dolayısıyla bakteriyel bağırsak florasının etkileşimi yoktur cevabı yanlış. Bundan sonraki iki soru aşağıdaki hasta ile ilgili cevaplandırılacaktır. 38 yaşındaki kadın, 9 yıldır genellikle günde 3-4 defa olan, bazen 5-6'yı bulan sulu, yumuşak, kan içermeyen bir bol dışkılama ile başvuruyor. Bu süre içerisinde 10 kilo kaybediyor. Laboratuvar testlerinde ne var? Demir eksikliği var. Tanı nedir? Kan içermeyen, bol miktarda dışkılaması olan, kilo kaybı olan ve demir eksikliği olan hastada irritabl bağırsak düşünülür mü? Kilo kaybı var, demir eksikliği var. Düşünmeyiz. Ülseratif kolit, kanama yok. Düşünmeyiz. Kolon tümörü. Genç hasta ve 9 yıldır şikayeti var. Yanı sıra dışkıda kan yok. Rektumda villosa dönüm keza aynı. Cevap gluten enteropatisi. Yukarıdaki hasta tanıya ulaşmak için aşağıdakilerin hangisini yapmak gerekir? Sigmoidoskop, biyopsi, kolonoskop, biyopsi, üst GIS endoskopi ve duodenal biyopsi. Etiyop patogenezde oral kontraseptif kullanımının da rol oynadığı karaciğer tümörü hangisidir? Cevap adenom. Pankreasın en sık görülen azıcık hücre tümörü insülinoma. Hangisinde karaciğer kanser gelişme riski en yüksektir? Wilson hariç tüm siroz çeşitlerinde kanser gelişimi oldukça artmıştır. 60 yaşındaki erkek hasta 10 gündür devam eden ve giderek artan sarılık ve bel ağrısı şikayetiyle başvuruyor. Fizik muayenede safra kesisi ağrısız ele geliyor. Rektal muayenede akolik gayet hesaplanıyor. En olası tanı hastada ne var? Bu bulguya biz ne diyoruz? Courvoisier belirtisi. Yani ana safra kanalının obstrüksiyonu sonucu safra kesisinin ele gelmesi.
Peki bu niye? Bu da pankreas başındaki kanser nedeniyle. Aşağıdakilerden biri hariç tümü akut pankreatit için olumsuzluğu yansıtır. Hipokalsemi, CRP 120'nin üzerinde, amilaz 3 katı artmış, CT'de nekroz, hipotansiyon. Cevap çok kolay. Serum amilazı hastalığın şiddetini belirlemede rol oynamaz. Özofagus'un manometri ile aşağıdakilerden hangisinde gerekli değildir? Disfaji varlığında mutlaka manometri yapmak lazım. Antirefli cerrahi öncesinde cerrahinin tipini belirlemek için antirefli cerrahisinde hangisini yapalım sorusunu cevaplamak için manometri yapmak lazım. Akalazyanın tanısında manometri önemli. Baryumografide motor disfonksiyon görüldüğünde yine manometri yapmak gerekir. Özofagus tümöründe manometrinin yeri yoktur. Child-Pugh sınıflaması aşağıdakilerin hangisini içermez? Albümin, AST-ALT, bilirubin, asit, hepatik, ensefalopati. Child-Pugh sınıflamasında ensefalopati var, asit var, bilirubin var, albümin var, protrombin zamanı var ama AST-ALT yok. HBsAg pozitif bir kişinin inaktif taşıyıcı olarak değerlendirilebilmesi için gerekli serum biomarker sonuçları aşağıdakilerin hangisiyle birlikte verilmiştir. İnaktif taşıyıcıda viral replikasyon olmamalı. Peki viral replikasyonu ne gösterir? E antijeni ve HBV DNA gösterir. Dolayısıyla her ikisinin de negatif olduğu şık. Eğer ikisinin negatif olduğu şıkta inaktif taşıyıcıda ALT'si de normal olmalı. Dolayısıyla B şıkkını da elersek cevap çok kolay A şık. 12 yaşında bir çocukta hepatit yönünde yapılan serolojik incelemede HBS negatif. Anti-HBS 737. 100'ün üzeri daima koruyucudur. Anti-HBC IgG negatif. Anti-HBC IgM negatif, E antijen negatif, anti-HB negatif. Bu çocuk için hangisini düşünürsünüz? Ne var? Sadece anti-HBS pozitifliği var. Sadece anti-HBS pozitifliğinde daima hepatit B aşısı ile bağışıklığı düşünmeliyiz. Eğer hepatit B enfeksiyonu geçirerek bağışık kalsaydı, o zaman anti-HBC IgG de pozitif olmalıydı. Akut hepatit B enfeksiyonu olamaz, HBS negatif, anti-HBC IgM negatif. Kronik hepatit B enfeksiyonu olamaz, yine HBS AG negatif, anti-HBC IgG negatif. Aşağıdakilerden hangisinin serumda saptanması akut hepatit B enfeksiyonunun pencere döneminde olduğunu göstergesidir? Cevap anti-HBC IgM.